Alo. Alo. Günaydınlar. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkürler, siz sormalı. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu havaların güzelliği böyle daha devam edecek mi? Evet, Perşembe hatta Cuma günü öğlene kadar devam edecek. Değişmiyor yani. Dün konuştuk, bahsettim. Evet. Bugün, yarın işte Perşembe, Cuma hava sıcaklıklar yüksek. Ama Ben, buyurun. aması var. Cuma günü yağışlarla beraber, yani öğleden sonra, öğlen gibi başlayacak olan yağışlar gece havanın çok hızlı soğumasıyla birlikte, yani bu Doğu Avrupa'dan Ukrayna üzerinden gelecek olan çok kuvvetli bir soğuk hava dalgası ile birlikte kara dönüşüyor. Hatta rüzgarın da çok kuvvetli olmasıyla beraber tipiye dönüşüyor. Cuma geç saatlerden itibaren ve cumartesi, hatta pazar aralıklarla tipi ve yoğun kar yağışı gözüküyor. Artık yavaş yavaş netleşmeye başladı. Sıcaklıklar da düşük değerlerde olacak. O sınır değerlerinin dışında daha düşük olacağı için şu an sistemin yönünde bir değişiklik olmazsa eğer cumartesi ve pazar ağır kış şartları bizi bekliyor. Kuvvetli rüzgar, kuvvetli poyraz, eksi değerler ve bunun getirdiği olumsuz koşullar cumartesi pazar bizimle birlikte olacak. Şu an yani yaklaşık 10 gündür takip ediyoruz sistemi. Hemen hemen çok fazla bir değişiklik yapmadı. Son birkaç güne kadar tam emin de olamadık ama son anda böyle bir rotar yapmazsa, ki yani hava o ihtimal var zaten, her gün bunu konuşuyoruz ama şu an %60 %70 diyeyim, durum böyle olacak. Gerçi benim sorumun cevabı oldu bu daha sormadan ama ben de İstanbul'da kar var, İstanbul'da kar geliyor, İstanbul'a kar geliyor, sürekli bu haberler çıkıyor Evet. önüme. Yani oraya kar geliyorken burada biz böyle devam mı edeceğiz diye soracaktım ama bunun cevabını da almış oldum. Aynen, İstanbul'da da kar bekleniyor. Orada da tutacak gibi gözüküyor. Yani orada da zeminde soğuk eksi değerlerde olduğu için orada da etkili olacak. Ayrıca yollarda da sıkıntılar olacak. Sonuçta Çorlu'da yağacak, İstanbul'da yağacak. Arada da o hafta sonu trafiği olacak olanlar, işte bir yerlere gidecek olanlar. Yani çok çok acil bir durumları yoksa bence çok tercih etmesinler bu hafta sonunu. Sıkıntı yaşarlar. Yani yollar bir şekilde açılıyor, bir şekilde tutuluyor bizim bölgemizde. Çok sıkıntı O olmuyor derece. ama O kadar mı yağacak ya? ya evet, birikecek gibi gözüküyor. Yani bir 5-10 santimin üzerine doğru çıkacak gibi Ya gözüküyor. Yani gerekmedikçe çıkmayalım mı? Yani hafta sonu ya günü çok arasında. gerekmedikçe evet, hani keyif için bu hafta gezelim, hani gidelim, planımız vardı Benim falan. bir Bursa planım vardı. Cuma'dan çıkıp pazar günü dönmek gibi. Valla çok soğuk olacak, çok fırtına olacak. Çok açık yerlerde değilse, çok yani kapalı bir yerdeyse tabii ki yani iptal etmenize çok gerek yok, bir şekilde gidip gelinir ama yani dışarılarda da zaman geçecekse çok keyif vermeyecektir. Soğuk olacak çünkü 0'ın altı değerlerde olacak. Bursa tarafında da bekleniyor. Yani karlı bir Bursa günü olacak yani o 2 gün. O yüzden tercih sizin, hani gidecek olan herkes için tercih böyle. Yollarda işte Cuma gideceksiniz, gündüz sıkıntı yok. Pazartesi döneceksiniz yani, ya da Evet. pazar geç saat kesilmiş olabilir kar yağışı ama cumartesi 2 sabahı gün içerisinde pazar sabah saatleri özellikle kar yağışının olabileceği saatler. O bölgede kar yağışı pazar günü bakarız ona, yani cuma günü netleştiririz. Perşembe cuma da konuşuruz, devam edecek etmeyecek mi, ama özellikle hafta için hafta sonunun böyle cumartesi ve pazar günü aralıklarla kar yağışı bekliyoruz ve yerde de birikecek şekilde tüm Marmara'da. Evet. Buradan da dinleyicilerimize biz duyurmuş olalım hepsine. Evet. Hafta sonu çok gerekmediyse dışarıya çıkmayalım. Evimizde mümkün olduğunca geçirelim diyelim buradan. Zaten o gün geldiğinde görüntü, yani o rüzgarla beraber, kuvvetli poyrazla beraber soğuk, eksi 2 eksi derece artı yağış olduğu zaman zaten ister istemez, yani çocuklar zaten o şartlarda çıkamaz. Yani kar güzel yağar, yerde birikir, hani biraz oynamak için çıkılabilir. Yani görüntü şu an bu senenin en kuvvetli sistemi gibi gözüküyor. Yönü şu an çok şey, inatçı bir yön, yani değişmiyor, böyle oynak da değil, tam üzerimize doğru sürekli geliyor. Ama daha 3-4 gün var. Bu atmosfer her zaman sürprizlere açık. Olur değişirse deriz ki yarın, dinleyiciler bu hafta bizi mutlaka takip etsinler, dinleyicilerimiz. Yani yarın da dinlesinler, Perşembe de dinlesinler. İnternet üzerinde de takip etsinler. Ona göre bir değişim olursa, bir sürpriz olursa zaten hemen bildiririz. Ona göre planlar tekrar yapılır ama şu anki görüntü cumartesi, pazar, kış. Cumartesi, pazar kışı yaşayacağımız. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz o zaman Rica Behçet. Sağ ederim. olun.
Bu Yarın yine tekrardan bu sistem üzerine tabii daha da tartışacağız zaten netleşmiş olacak. dedik yani o sistem önemli. Bu hafta bir şey yok. Yani yarın bugün nasıl olacak hava? Şemsiye alın yanınıza ne bir şey. Hava güzel. Öğlen 10 derece, 11 derece sıcak. Yarın 11 derece. Yani böyle gidiyor. Perşembe ve Cuma biraz serinliyor yani biraz daha düşüyor ama o günlerde çok sıkı tık. Cuma öğleden sonra başlıyor her şey yani. Cuma öğleden sonra sistem giriş ve başlıyor. Onu da konuşuruz yani Perşembe günü Cuma ile ilgili daha ayrıntılı bilgi veririz. Aynen, onu da Perşembeden konuşmuş oluruz zaten. Çok teşekkür ediyorum. Rica Çok ederim. sağ olun. İyi Görüşmek üzere. çalışmalar Kolay gelsin. efendim. Sağ İyi olun. günler. Teşekkürler.